Gündem özel programından iyi akşamlar. Grant Yazıcı Turban Otel'deyiz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimini konuşacağız. Konuğumuz AK Parti İl Başkanı Kadem Mete. Hoş geldiniz Kadem. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, 15 Temmuz'u yıl dönümünde tüm Türkiye'de tekrar bu hafta içinde konuşuluyor. Evet. Bu darbe girişimi, geldiğimiz noktayı da konuşacağız. Şu anda yargılama devam ediyor ama tabii o geceyi Marmaris'te çok önemli noktalardan biriydi o geceye dair. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda programı yaptığımız otelde konaklıyordu, evet, darbe girişimi sırasında. Siz de o geceye tanık olanlardan birisiniz, siyasetçisiniz, çok yakından yaşadınız o günü. Evet. Bir de sizin tanıklığınızı dinlemek istiyoruz. O gece darbe girişiminden haberdar olduğunuzda saat kaçtı, neredeydiniz, nasıl öğrendiniz ve sonrasında neler yaşadınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu günün anısına ve hassasiyetine göstermiş olduğunuz bu ilgi ve alaka da çok güzel. Ve Marmaris halkına böyle bir program yaptığınız için de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Tabii artık 15 Temmuz bir 23 Nisan gibi, bir 19 Mayıs gibi, bir 29 Ekim gibi artık Türk milletinin ortak değeri oldu ve inşallah bundan sonra 15 Temmuzlar bizi hep demokrasinin ve cumhuriyetin ne kadar daha önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan günler olacaktır. Ve Türk milletinin ne kadar demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktığını ve bundan sonra da inşallah darbelere de izin vermeyeceğini gösterdiği bir gün olacaktır. O gün saat tam olarak 10.26, 10.36 idi haberi aldığımızda. Bundan bir ay kadar evvel, yani Haziran aylarında Çevre ve Şehircilik Bakanımızı biz Fethiye'de ağırlamıştık ve Muğla'nın sorunlarıyla alakalı, imar sorunlarıyla alakalı bir briefing vermiştik. Bu briefing sırasında ben özellikle Marmaris'in köylerindeki kadastrol çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın uğramış olduğu haksızlıklardan bahsettim. Kadastrol çalışmalarında yapılırken hazineye irat edilen arazilerin aslında hepsinin de iyi bir yargılama yapılmadığını ve haksızlıklara gebe olduğunu söylemiştim. Onun üzerine de Sayın Bakanımız hemen oradan Kadastro Genel Müdürünü arayıp buraya bir ekip gönderin, yapılan olayları tekrar bir daha yerinde incelesin diye bir talimat vermişti. 14 Temmuz günü Ankara'dan bir ekip geldi ve ilçe başkanımız Sayın Osman Ülgen ile beraber özellikle bu haksızlıkların en çok olduğu Taşlıca ve Söğüt köylerinde yerinde incelemeler yaptılar. Ve o akşam dedim ki hem neler yaptınız, neler gördünüz, bunu konuşalım diye ben de otelime davet ettim. O gelen ekiple beraber ve Osman Başkanımızla beraber biz oteldeydik. Tabii otelin restoran kısmında normalde akşam yemeği bitmiş. Biz 4-5 kişi orada bir kuytu köşede çayımızı içiyorduk. Etrafta hiçbir başka kimsecikler yoktu. Televizyon da yoktu. Dolayısıyla olup bitenlerden haberimiz yoktu. Benim telefonum çaldı. Baktım teşkilat başkanımız, genel başkan yardımcımız ve teşkilatlardan sorumlu Sayın Mustafa Ataş arıyor. O saatlerde normalde pek aramaz. Ben açtım, buyurun efendim dedim. Çok telaşlı, hızlı bir şekilde ne kadar adamı toparlayabiliyorsan çok çabuk bir şekilde Marmaris İlçe Teşkilatı'nın önünde topla, 3.000-5.000 kişi acele et dedi. Şimdi yani normal rutin bir hayatta böyle bir taleple hiçbir zaman karşılaşmazsınız gecenin o saatinde. Ben anlayamadım efendim dedim. Söylediğimi duydun, televizyon izlemiyor musun? Çabuk dedi bana. Ben telefonu kapattım, hemen Osman Başkan bir saniye gelir misiniz dedim. O ekip oradaydı, bıraktık. Zaten ondan sonra bir daha görüşemedik o arkadaşlar. 3-4 gün sonra sordum ya, o akşam bizim misafirlerimiz vardı, ne oldular diye. Öyle hemen fırladık, ofisime gittim, televizyonu açtım. Tam o sırada Sayın Başbakanımızın televizyonda canlı bağlantısı vardı. Bu bir kalkışma hareketidir ve tabii ki gerekli cevap verilecektir şeklindeki açıklaması o anda televizyonda vardı. Biz hemen Osman Başkanımızla beraber hızlı bir şekilde çıktık. Onun aracıyla Marmaris'e yollandık. O yoldan kendi Marmaris ekibini, ben de, bizim tabii teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. WhatsApp gruplarımız var bizim. İşte il yönetimi, işte ilçe başkanları diye. Hemen onlara mesaj attım. Tabii onlar artık şimdi birer ciddi hatıra. 11.03'te
ilçe başkanlarına 11.05'te de il yönetimine atmışım mesajları. Tabii o arada telefonla da görüşüyorum. Özel kalemimi aradım. Sekreter hanımımızı aradım. Ve derhal hemen partiye geçip sistemi açmalarını ve bize kayıtlı olan 90 bin üyeye SMS ile acil olarak Marmaris'e gelmeleri noktasında mesaj çekmelerini istedim. Tabii ben bir gün evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın bu otelde konakladığını öğrenmiştim. Üçüncü günüydü konakladığının. Ama daha önceki iki gün çok gizli şekilde olduğu için bizim de haberimiz yoktu. Ama bir gün evvelden öğrenmiş olduğum için ve Sayın Teşkilat Başkanımızın niçin Marmaris'te toplanın dediğini o anda anladığım için ben de arkadaşlarıma Marmaris'e gelin dedim ama Cumhurbaşkanımızın burada olduğundan bahsetmedim. Birkaç... Çok özür diliyorum. Bu tabii Marmaris'e özel bir çağrı mıydı o dönemde? Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olduğu için. Tabii ki. Diğer teşkilatlara bu yönde bir çağrı yapılmamıştı. Hayır, çünkü... tabii. Tamam. Yani biz özellikle tabii Muğla'yı buraya çağırdık ki biz etten duvar olduk zaten o gecede. O amaçla burada savunmamızı burada yapacağız diye. Bazı ilçe başkanlarım tabii telefonla geri döndüler. Niçin Marmaris'e geliyoruz? Mesela Fethiye ilçe başkanım sorguladı. Yani burayı kime teslim edeceğiz? Burayı biz savunalım, biz burada kalalım diye. Ben tekrar ona yine hani o anda dinleniyor olabiliriz diye mi düşündüm bilmiyorum ama epey bir süre direndim. Yine yani, bilgi vermek istemediniz. Yani buraya geleceksiniz diye. Sorgulama buraya gel diye katı bir şekilde söyledim. Ve insanları toplamaya başladık. O sıra yola çıkan bazı ekipler ki bazıları beklemeden de hemen yani benim onları aramam beklemeden de yola çıkmışlardı. Sizin ilçe başkanıma şunu söylediğinize şahit oldum. Dediniz ki daha Cumhurbaşkanımız çağrı yapmadan Marmaris sokağa dökülmüştü diye. Evet bu doğru, bu çok güzel doğru bir tespit. Biz işte onun için diyoruz direniş ateşinin yakıldığı yer Marmaris. Biz belki de Türkiye'de ilk sokaklara çıkan insanların yaşadığı yeriz. Bunun içinde ayrıca bir gurur kaynağı bizim için. Ve insanlar hızlıca gelmeye başladılar. Partide kalabalık gittikçe arttı. Ben belirli bir sayıda insanları topladıktan sonra otelin önüne geçmeyi planlıyor idim. O sırada Sayın Vekilimi de aradım. İlk bir iki aradığımda ulaşamadım. Telefonu sürekli meşguldü. Belli ki o da bir yerleri arıyordu. Sonra Çetibeli'ne gelen arkadaşım, teşkilat başkanım Şadi Pirci aradı. Dedi ki başkanım biz Çetibeli'ne geldik ama jandarma yolu kapatmış ne yapalım diye. Tabii o saatlerde kimlerin devletten yana, kimlerin darbecilerden yana olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi tabii askeri bir kalkışma olduğu için ilk önce ben öbür taraftan olabileceklerini düşündüm. Dedim ki abi kaç kişisiniz dedim. 150 kişi varız dedi. Dedim ki orada topu 8-9 tane asker vardır. Ezin geçin dedim ben. Onu dedim ama sonuçta tabii yani askerin elinde silah var. Yani hemen sonra Sayın Valimizi aradım. Dedim ki burada askeriyede bir sıkıntı var mı dedim. Yok dedi. Alay komutanı yanımızda dedi. Buradaki asker bizimle beraber dedi. Çetibeli'nde var mı dedim. Hayır dedi. O zaman niçin asker yolu kapatmış orada? Ben hemen çektiriyorum dedi. Sayın Valimiz talimat verdi. Askerler çekildiler ve o ekip girmeye başladı. Sonra Marmaris'in girişinde tekrar aradılar. Ya bu sefer de polis yolu kesmiş dediler. Ertan müdürümü aradım. Dedim ki niçin polis yolu kesmiş? A noktası diyorlar ya onlar tam Marmaris'e Şah Petrol'ün olduğu yerde. Dedi ki emniyet müdürümüz Aksaz'dan gelebilecek bir askeri araçlar içeriye giremesinler diye biz orayı kapattık. Sizinkiler de araçlarını da bıraksınlar, anahtarların üzerlerine alsınlar, öyle yaya gelsinler dediler. Orada tam bir araçtan bir duvar oluşturduk. Arkadaşlar yürüyerek gelmeye başladılar otelin önüne. Tabii biz o arada otelin önüne geldik ve sayımız gittikçe arttı. Tabii o zamana kadar ki ben burada biliyorsunuz 7,5 yıl aralıksız ilçe başkanlığı yaptım. Hiç görmediğim insanlar gördüm. Yani Marmaris'te onlar şu anda nerede yaşıyorlar bilmiyorum. Yani değişik ilçelerden de olabilir. Burada tatilci olabilir. Buranın insanı olup da karşılaşmadıklarımız olabilir. Çok ciddi bir şekilde insanlar gelmeye başladı. Polis tabii bir tedbir olarak önde bir barikat kurdu. Gelenlerin dost mu düşman mı olduğunu bilmiyorsunuz. Emniyet müdürüm bana dedi ki
ya önde sizin teşkilatı tanıyan birileri olsa da gelenleri, yani kimi içeri alalım, kimi almayalım. Biz de birkaç arkadaşı görevlendirdik ama gelenler teşkilat mensubu değil ki. Vatandaşlar geliyor artık. Yani her siyasi görüşten olan insanlar, darbeye karşı olan herkes geliyor. Dolayısıyla onlar da tanımakta artık bir noktaya kadar tanımıyoruz dediler. Ama biz o insanları artık otelin önüne aldık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tabii gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra helikopterle intikal etti. O helikopterle intikal ettikten sonra Sayın Valim, İl Emniyet Müdürümüz, ben ve Sayın Milletvekilimizle beraber biz de ile hareket ettik. Tam ile vardık. Tabii yürüyerek geldik. Özür dilerim, şeyi atladım. Biz oradan o biriken halkla beraber işte yarın nasipse yürüyüşünü yapacağımız Turban Kavşağı'nın dediğimiz yerden 19 Mayıs Meydanı'na kadar önce heykelin önüne geldik. Sonra 19 Mayıs Meydanı'na doğru geçtik. Orada ciddi bir kalabalık oluştu. Orada halka hitap ettik. Hem ben hem bir sivil polisin anonsundan hoparlörünü kullanarak vatandaşlara hem teşekkür ettik hem de itilalli olmaya çağırdım. Ve orada ben söylediğim bir cümleyi önemsiyorum. Dedim ki devletinize küsmeyin. Yani bunu yapanlar devleti temsil etmiyorlar. Bunlar bir avuç terörist. Sakın devletimizi, askerimizi, buradaki polisimiz, buradaki askerimiz bizden yana sakın bir yanlışlık yapmayın dedim. Onlar hep kayıtlarda varlar. Yani o anda onu düşünebilmek de iyi bir şeydi yani. Ve biz sonra o kalabalığı Osman Başkanımıza emanet edip biz ile çıktık. Tam valilik binasına girdiğimde telefon çaldı. Buradan arkadaşlar arıyorlardı. Ayşegül Hanım aradı, Ayşegül Mungan, avukat. Zehra Hanım aradı. Burayı tarıyorlar, otelimizin, Cumhurbaşkanımızın kaldığı oteli bombalıyorlar dediler. Ben hemen Vali Bey'in yanına girdim. Dedim ki durumdan haberdar mısınız? Evet dedi, biz kriz masasını burada oluşturuyoruz dedi. Milletvekilime döndüm. Dedim ki hadi gidelim dedim. Dedi ki ne yapacağız oraya gidip, yani askerler var, ateş ediyorlar. Ben dedi genel merkezden aradılar, sabahleyin mecliste olmam gerekiyor dedi. Dedim ki ben gideceğim, ben burada duramam dedim. Dışarı çıktım, halk gittikçe valiliğin önünde toplanmaya başlamıştı. Orada da bir kalabalık vardı. Ben tabii hışımla çıkınca millet bana ne oldu diye sordu. Dedim ki hainler Marmaris'i bombalamaya başlamışlar. Tabii o ilk atılan herhalde bir ses bombası vardı. Bir tane de biliyorsunuz parça tesirli bomba attılar. Bir koruma memuru arkadaşımız o şekilde şehit oldu. Ben şunu söyledim. Dedim ki ben gidiyorum, orada çatışma var. Kimseye gelin diyemem ama gelene de gelme diyemem dedim. Arabanın ön tarafına oturdum. Şoför arkadaşımız vardı. Arkaya 3 kişi bindi. Kimler olduğunu bilmiyorum. O şekilde biz hızla hareket ettik. Arkadan 3-4 araç daha bizi takip etti. Marmaris'e yaklaştığımızda o tepede sürekli telefon trafiği var. Arıyorlar işte, ateş ediyorlar bize. İşte şehitler var. Tabii o ilk anca duyumdan işte birden fazla kişinin öldüğünü falan söylediler. Ben eşimi aradım. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama iki tane taşıma ruhsatlı silahım var. Devletin verdiği. Bir tanesi üzerimdeydi. Ama sadece bir şarjör mermim vardı. Dedim ki, hanımı aradım. Dedim ki evde ne kadar mermi varsa hepsini bir poşete koyup aşağıya in, orada hazır bekle. Öbür silahımı da getir dedim. Yani hiç sormadı. Nereye gidiyorsun, ne yapacaksın, yani veya gitme diye hiçbir şey söylemedi. Evin önüne geldiğimde kayınbiraderim indirmiş aşağıya. O da arkaya bindi. 4 kişi olmuşlar arkada. Ben o sıra işte kendimce silahlarımı doldurdum. Ceplerime mermileri doldurdum. Ve çatışmanın olduğu otelin önüne kadar gittik. Orada Ertan müdürümü aradım. Neredesin dedim. Tabii çok üzgün, telaşlı bir sesle çatışıyoruz. Şehitlerimiz var dedi. Bana yerini söyle, ben oraya geleceğim, yanına geleceğim dedim. O ısrarla bana ne olur bulunduğun yerde kal. Çünkü hiç güvenli değil. Dedim ki ben güveni sormuyorum, çatışmaya geleceğim ben dedim. O ısrarla yine bana ne olur orada bekle dedi. Yanımda başka polis arkadaşlar da vardı. Biz bir aracın arkasında... o arada tek tük silah sesleri gelmeye başlamıştı. Çünkü helikopterler bu hainleri indirmişler. İlk çatışma olmuş.
polisten karşılık bulunca işte Casa de Maris otelin içerisine girmişler ve o anda ciddi bir çatışma yok. Tek tük silah sesleri geliyor. Biz orada biraz bekledik, ne olduğunu anlamaya çalıştık. Tabii Casa de Maris otelden Gökhan Bey beni aradı, otelin sahibi. Dedi ki, başkanım biz otelin içindeyiz, müşterilerimizi de koridorlara topladık, koridorlarda yerde yatıyoruz. Bu darbeciler aşağıda, lobide. Ben dedim ki sakın aşağıya inmeyin, sakin olun. Oradan dedim irtibatta kopartmayın, bana dedim sürekli bilgi ver. Ben Gökhan Bey'den aldığım bilgileri polis teşkilatımıza, Ethem Bey'e aktarmaya başladım. Oradan işte hareketliliklere göre bilgileri sunuyordum. Gökhan Bey eğer dedi buraya bir operasyon yapılacaksa işte katlarda onlardan kimse yok. Hepsi lobide. Hı hı. Yani katlarda camda gördüklerine ateş etmesinler. Onlar misafir, yani otel, hı hı, müşterisi dediler. Onu da ilettim o bilgileri. Bir ara o dönem ciddi çok bir çok enteresan saatler, evet, aslında trafik, bu anlattığınız, evet, çok trafik, sıcak. Evet. Telefon trafiği bu şekilde sürekli oradan aldıklarımı paylaştım. Hatta polisler soruyorlardı. İşte görebiliyorlar mı? Tam olarak otelin neresindeler diye falan. O bilgileri paylaşıyorduk. Ondan sonra çok kısa bir süre sonra helikopter sesi duymaya başladık yine. Tabii iki helikopter kalkamamış, üçüncü helikopter bıraktıklarını almaya geliyordu. Ve çok hızlı ve sert bir çatışma olmaya başladı. Hem helikopterden yerdekilere, yerdekilerden helikopterlere. O anda da oradaydık işte. Ve sonra helikopter ciddi bir ateş altında olduğunu gördüğü için tabii inemeden geri dönmek zorunda kaldı. Onlar helikopter geri döndükten sonra tabii o arada herhalde o karambolden faydalanıp bu hain darbeciler de ormana doğru kaçtılar. Sonrasında bildiğiniz gibi 16 günlük bir kovalamaca oldu ve sonuçta hamdolsun biri hariç diğerlerini polisimiz, askerimiz kıskırarak yakalayıp adaletin önüne çıkardı. Evet. Çok gerçekten tarihe geçen günlerden, evet, biriydi. Çok, evet, Marmaris tarihi açısından da çok önemli bir gün. Buna tanıklık ettiniz. Yaşadıklarınız, evet, anlattıklarınız, o sıcak saatler birebir içinde bulunarak önemli, tarihe not düşen evet, önemli bilgilerdi. Tabii sonrası da önemli. O bu 18 gün ona, evet, yani 18 gün sürdü aslında, evet, darbeci, evet, timin aranıp bulunması. O aşamaları da siz takip ettiniz mi? O dönemde neler yaşadınız? Şimdi ilk günler yani hemen o günün sabahına doğru Denizli'den, Antalya'dan takviye özel harekatçı polisler gelmeye başladı. İlk gelenler tabii ormana çıktılar. Sonra dinlenmek için geldiler. Onun yerine diğer ekipler çıktılar. O sıralarda biz gelen askerimize otelciler olarak destek vermeye başladık. İşte konaklama, yeme içme gibi. Şöyle bir şey oldu. Tabii otelimize bizim ilk önce bir 15 tane kadar özel harekatçı geldi. Benim işlettiğim otel açık o anda. Şimdi gelen özel harekatçıların üzerinde yani silah namına her şey var. Yani böyle çapraz, hı hı, fişekler var, elinde M16 var, işte tam böyle teçhizatlı bir özel harekatçılar düşünün. Otelin lobisinden giriyorlar, restoranta doğru yürüyorlar ve havuzda müşterileriniz var, restoranda, hı, yemek yiyenleriniz var. Hepsi böyle gayet şaşkın bir şekilde bakıyorlardı. Şunu gözlemledik, müşterilerimizin bazıları ne olduğundan habersiz, yani hiçbir şey hissetmemişler. Hatta onları İngiltere'den arıyorlarmış işte aileleri, orada bir çatışma oldu, işte darbe girişimi oldu falan. Onlar bize soruyorlardı yani böyle nerede oldu bu olay diye. Şimdi onları görünce polisleri, ben hatta sürekli gelen bir müşterimiz var, 10 yıldır gelir. Ne oluyor Kadem dedi, dedim ki film çekiyorlar dedim. O şekilde başka söyledim. Başka türlü değil mi o manzara? Tabii ya, sonra tabii 3-5 gün sonra ne olduğunu söyledim ama o ilk aşamada merak etme dedim, bunlar dedim film çekiyorlar, gerçek değil bunlar falan. Sonra onları bir otelde topladık. Tabii oteller için önce yani sıkıntı olabilecek bir pozisyondu. Sonra bir oteli açtık. Bütün özel harekatçıları o otelde konaklattırdık. Orada kaldılar. Benim çocuklarım silahlar hakkında bütün bilgileri öğrendiler otel içerisinde. İyi güzel dostluklar kurduk ve o ekip hep o kaçakları yakaladı. Gurur da duyduk tabii arkadaşlarımızla.
Şimdi dava süreci devam ediyor. Hatta dün başladı 3. duruşma. Bugün de görüldü, devam edildi. Evet. Bir hero tartışması tişörtle birlikte yaşandı. Duruşmalarda gerginlik özellikle bugün, dün de hatta defalarca siz de yakından takip ediyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz yargılama sürecinde bu yaşananlarla ilgili? Şimdi bir kere karşı taraf gerçek manada profesyonel. Ama hani biz onları askeri açıdan eğitim almış insanlar olarak biliyor idik. Ama başka eğitimlerle aldığı çok aşikar bu yargılama süresi içerisinde. Çok ciddi manada sabote ediyorlar. Çok ciddi manada sulandırmaya çalışıyorlar. Çok ahlaksız ve çok vicdansızlar. Bir kere asla bir pişmanlık falan yok. Farklı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Yani FETÖ terör örgütüne mensup olmadıklarını, asker olduklarını, bir emir aldıklarını ve emri yerine getirmek için buraya geldiklerini, kimseyi öldürme kastında olmadıklarını söylüyorlar. Tabii mahkeme başkanımız, o zaman niye o kadar teçhizatlıydınız, 50 bin mermi niçin getirdiniz? Öğretmen, kalemsiz öğretmen olur mu? Onlar da bizim teçhizatımız gibi böyle gayri ahlaki, gayri ciddi cevaplar verebiliyorlar. Her duruşmada adeta sinir uçlarınıza dokunuyorlar, sabrınızı zorluyorlar. Dün öyle bir olay oldu, bugün yine aynı şekilde. Şimdi o tişört olayı tamamıyla bir algı operasyonudur. Tabii aileler, biz ilk yargılamanın başladığı günden beri diyoruz ki işte Amerika'da, Avrupa'da mahkumlara tek tip kıyafet giydiriyorlar. Biz de bir kanun çıkartarak bunu pekala sağlayabiliriz. Olağanüstü halimiz var. Çıkartırsınız bir kanun hükmünde kararname, dersiniz ki bugünden sonra yargılanacak olanlar veya özellikle belirli suçlardan yargılananlar duruşma salonlarına tek tip kıyafetle getirilir. Şimdi inanın insanların vicdanlarını zedeliyor. Yani böyle grand tuvalet, sanki bir düğüne, baloya gidiyormuş gibi brilyantinli saçlar ve o mahkum arabası açıldığında kapıları, inanın parfüm kokusundan, hani derler ya burnunuzun direği kırılacak şekilde arabanın içerisinden parfüm kokuları geliyor. Yani bu şekilde de bir muameleyi hak ettiklerini düşünmüyorum. Ve ailelerinin getirdikleri kılık kıyafeti giyiyorlar. Ailelerden birisi getirmiş o tişörtü. Yani öyle bir tişört satılmıyor. O tişört özel üretilmiş, bilerek üretilmiş ve bize de mesaj vermiyor o. İngilizce istedikleri kesime mesaj vermek adına hazırlanmış. Yani altında Türkçesi de yok. Sadece İngilizce yazılmış ve baskıyla yapılmış bir, yani özel siparişle, tasarımla yapılmış bir tişört. Ve tabii insanların galeyana getirmeye amaçlı bir şey. İlk gün onu giydiler. Orada tabii bundan önceki duruşmada izleyicilerin, yani pardon, bu vatan hainlerinin duruşmaya geliş gidişlerinde onlara protesto etmek isteyen insanların durdukları nokta, onları çok rahat görebilecekleri bir noktaydı. Ama biz protestomuzu yaptıktan hemen sonra ben duruşmaya da giriyordum ve oradaki şeyi de alıyordum, yani psikolojiyi de alıyordum. Özellikle sönmez ateş işte dışarıdaki protestocularından çok etkilendiklerini, morallerinin çok bozulduğunu, bunları hak etmediklerini falan söylüyordu. Diyordum ki ben o zaman demek ki iyi yapmışız, doğru yapmışız, etkilemişiz diye. Bu dönemde alınan bir kararla biz bayağı bir geride tutulduk. Yani ben o tişörtü o mesafeden, o askerlerin arasından net bir şekilde göremedim. Tabii basın mensupları çok yakında oldukları için fotoğrafta, hı hı, ve televizyonlarda yansıdı ama biz oradaki protesto eden kalabalık, o tişörtü göremedik biz. Askerlerin arasından ve mesafeden dolayı. Daha sonra basında görünce biz de tabii daha belki daha farklı tepki verebilirdik. Hı hı. Ama bugün tişörtü tişörtle cevap verdik. Onların kahraman diye yazdıkları tişörte biz hem İngilizce hem de Türkçe vatan haini diye yazdık. Kuklaya giydirdik, dar ağacına astık. Dedik ki sizin giymeniz gereken tişört, size yakışan tişört aslında böyle bir tişört diye. Tabii hem orada protestomuzu yapıyoruz hem de salona geçip duruşmayı takip ediyoruz. Yine işte revire gitmek istiyorum. Çok affedersiniz, tuvalete kullanmak istiyorum. Bugün psikolojim çok bozuk. Mahkemede kalmak istemiyorum.
Burada istemeyeceğim hareketler yapabilirim. Onun için salonda durmak istemiyorum gibi bir tanesi ciddi hakim talebinde bulundu. Böyle çok ciddi, gayri ciddi gerekçelerle mahkemeyi sulandırmaya, sürekli ertelemeye çalışıyorlar. Ve mahkeme heyetimiz de bunların bu oyununa gelmiyor. Ama biraz tabii süreç alıyor, zaman alıyor. Sabırla bekliyoruz. Yüce Adalet'in tecellisini bekliyoruz. Bunlara şu anki yasalarımızdaki cezaların hiçbiri yeterli değil kanımca. Zaten halk idam istiyor. Bunu da dile getiriyor her ortamda. Cumhurbaşkanımızın o gece söylediği çok önemli bir söz var. Ben milletin iradesinin üstünde bir irade tanımıyorum diyor. Eğer belki tabii çıkan kanunlar geriye doğru işlemez ama şu işten kurtulduktan sonra belki bir referandumla bu milletin ne istediği sorulmalı. Yani bazı suçların gerçekten yani hapishanede koyarak, besleyerek cezalandırılacağını, yeterli şekilde cezalandırılacağını ben düşünmüyorum. İşte küçük çocuklara tecavüz edenlerin, işte birden çok insanı kasti ve hunharca öldürenlerin, vatana, millete, askere, polise kurşun sıkanların, vatan hainlerinin bence daha radikal bir ceza ile yani idamla cezalandırılması gerektiğini ben bir vatandaş olarak böyle düşünüyorum. Ve benim gibi düşünen insanların da çok sayıda olduğunu düşünüyorum. Belki bu bir referandumla aşılabilir, sorulabilir vatandaşa. Ve onların talebi, bu kadar şehit ailemiz var, şehit yakınlarımız var. Bu gece onlarla beraberiz, valiliğimizin düzenlediği bir yemekte. Ve inanın ben onların yanında olduğumda çok yani çok farklı hissediyorum. Hepsini annem ve babam yerine koyuyorum. Anne babamı kaybetmiş bir insan olarak ve onlara her defasında söylüyorum. Siz bir evladınızı kaybettiniz ama 80 milyon evladınız var artık. Siz bu 80 milyon annesi babasısınız. Onların için gerçekten ne yapsak az gelir. Evlatlarını vermiş anne babalar çok kutsal gerçekten. Allah onlardan razı olsun. Evet, burada bu da vesileyle şehitlerimize de. Şehitlerimizi ve diğer tüm şehitleri evet. Buradan da evet. Saygı ve rahmetle analım. Anladım. Çok teşekkür ediyorum ben konuk teşekkür olduğunuz ediyorum. İçin 15 Temmuz'u anlattığınız için. Sağ olun. Sayın izleyenler AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete 15 Temmuz gecesini anlattı bizlere. Gündem programına konuk oldu. Sizler de bizlerin sohbetine ortak olduğunuz teşekkür ediyoruz.